Sizce istediğini alabilecek mi? Yani bir savaş başladı, payitahtın kaybettiklerini geri alabilecek midir? Şu halde sanmam. Lakin eğer Türk çetelerini kendi emri altında toparlarsa o vakit bir tehlike arz edecektir şüphesiz. Bu minvalde Kuvayi bizim bir an evvel etkisiz hale getirmemiz şart. Aksi takdirde bizim de başımız ağrıyacaktır. Gir! Kumandanım, Azize hemşire geldiler. Toplantıda olduğumuzu söylemediniz mi? Çok mühim olduğunu söyledi. Kumandan. Çıkabilirsin. Asker Akis, kumandan Vasili ile görüşecektim. Tabii, bekleyin Miralay. Ya asker, General Cevdet nerede acaba? Burada, odasında Azize Hemsire ile birlikte. Geldiğinizi haber vereyim. Yok, yok, lüzum yok. Bu ziyaretinizi neye borçluyum? Kumandan, size çok mühim bir havadisim var. Nedir bu havadis? Kuvacıların yeri elinizdeki haritada işaretli bölgedir. Sizin bir keşif birliği gönderdiğinizi duyunca ben de harekete geçtim. Malum o bölgeyi sizin askerlerinizden daha iyi tanıyorum. Tabii Eşref Paşa'nın ölmüş olması onları bulmamı kolaylaştırdı. Çobanlarını kaybetmiş koyunlar gibiler. Onları avlayacak kurtları bekliyorlar. Lakin ben sizin yerinizde olsam onları katletmezdim. Esir almayı eylerdim. Bunu neden yapayım? Neden hepsini bir arada bulmuşken esir alayım? Türk halkı merhametinizi takdir edecektir. Ayrıca bu vaziyet bölgedeki diğer çetecilerin teslim olmasına vesile olur. Önerinizi değerlendireceğim. Ayrıca bu bilgi için mükafatlandırılacaksınız Miralay. Tabii doğru ise. Hiç şüpheniz olmasın. Türk ve Yunan halklarının bir arada ve huzurlu bir şekilde yaşaması kâfi bir mükafat. Seni dinliyorum. Dünden beri tek bir soru aklımı kemirip duruyor. Ve bana izahat vermek mecburiyetindesin. Neyle alakalı? Hastanede söylediklerinle alakalı. Kabus bitti dedin bana. Neden öyle söyledin Cevdet? Cevdet, bir şey söyle. Daha okumadın mı derken ne demek istedin? Neyi okumam icap eder? Ha? Ben bir hata yaptım Hüsnü. Sen dün orada olanlar olmamış mıydın? Bana bir şey söyleyeceksin. İzah edeceksin. Neden oraya geldiğini izah edeceksin. Beni neden öptüğünü izah edeceksin. Bana neden öyle baktığını izah edeceksin. Bir şey söyleyeceksin Cennet. Senin asabın bozulmuş. Eve git biraz dinlen, yorgun görünüyorsun.
kumandan. Sizden bir ricam olacak. Mühim bir rica. Nedir bu? Şahsi güvenliğimin sizin tarafınızdan sağlanması. Bilhassa General Cevdet'e karşı. Malumunuz aramız pek hoş değil. Boşadığı zevcesiyle bir izdivacım söz konusu. Yani anlamadığım bir şekilde bana düşmanlık beslemeye başladı. Hiç anlamıyorum General. Yani çok tuhaf, tuhaf bir adam haline geldi. Çıkabilirsiniz. Çıkmayacağım. Bir şey söyleyeyim. Cevdet. Söyleyemeyeceğim şeyler vardı. Ama bir şey söyle. Ben dayanamıyorum artık. Ben artık dayanamıyorum. Beni kendimle baş başa bırakma ne olur. Cevdet. Bak bekle dersen ben beklerim. Vallahi beklerim. En azından bekle derim kendi kendime. Azize, beklemekten başka çaren yok derim, beklerim. Ömrümün sonuna kadar beklerim. Ama bir şey söyle. Ne olur. Lütfen artık konuş, susma. Ne olur konuş Cem. Benim sana bekletebileceğim bir durum yok Azize. Benim vaziyetim bu. Bundan başka bir vaziyetim de yok. Bunları düşünmek senin hayatını daha da zorlaştırır. Çıkar bunları aklından. Dile de getirme. Konuştuk seninle, biliyorsun. Neler olabilir? Konuştuk, hatırlıyorsun değil mi? Çocuklarımızı düşün. Onları da mı düşünüyorsun? Bir tek onları düşünüyorum zaten. Cevdet bugünü hiç unutma tamam. Sana gelip böyle yalvardığımı hiç unutma. Sana son kez yalvardığımı hiç unutma. Bugün hiç aklından çıkmasın. İyi misin? İyiyim kumandan. Kuvacıların yeri tespit edildi. Bizim önce birlikten havadisi mi var? Hayır, bir ihbar aldık. Nereden? Bu malumat bende kalsın Cevdet. Birliğe hazırlanmaları için talimat verin. Emredersiniz. O başıboş koyun sürüsüne kurtlar saldıracak. Hazırlıklarınızı yapın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.